2019-2020 eğitim dönemine hoş geldin Tonguç. Hayırlı olsun hocam. Senle beraber mükemmel bir eğitim dönemine giriş yapıyoruz. Tabii bir sürü yenilik de var. Maraton yeniden başlıyor ama bir sürü yenilik de var. Onları da öğrenmek için şimdi buradayız. Şimdi bir kere bu yılki... Neler değişti hocam? Yani onları seninle bakalım. Bir kere okullar bir hafta erken açılıyor, bir hafta geç kapanıyor. Artık geçen seneden daha farklı okulların sistemi. Ne kâr ne zarar yani. Aynen ama bu geç açılma ve erken açılma ve geç kapanmanın mükafat olarak da bize 2 hafta ara tatiller veriyorlar. Teşekkürler. Hemen şöyle anlatayım sana. Yeni eğitim döneminde okullar açılıyor 9 Eylül'de. Sonrasında ilk ara tatil ama mini tatil gibi düşünebilirsin. 1 haftalık. Ardından normal yarı yıl tatilimiz devam ediyor. Yarı yıl tatilimiz 2 haftalık yarı yıl tatilimizden sonra da bir de ikinci ara tatilde Nisan'da veriyorlar. Ve okullar 19 Haziran'da kapanıyor. Tamam birazcık daha genişledi burası ama aralara mini tatiller koyaraktan bizim birazcık nefes almamızı, bu maratondan birazcık hani bir dinlenmemizi sağlayacak ara tatiller geldi diyebiliriz. Yeni takvimin artılarına baktığımız zaman avantajı ne hocam? Daha fazla dinlenme var. Yani daha fazla dinlenme derken hani kafamızı Şebap. Birazcık daha rahatlatabileceğimiz alanlar oluşturuyor bu bizim için. Aynı zamanda öğrendiklerimizi kontrol edebilme, tekrar edebilme fırsatı oluşturuyor. Hani tamam yaptık ara tatilden önce sınavlarımız bitiyor. Sonrasında bir rahatlıyoruz. Sonra ikinci periyoda başlıyoruz gibi düşünebilirsin. Öğrendiklerini bile pekiştirebiliyorsun. Özellikle sınav senesinde olan 8. sınıf öğrencileri için gerçekten önemli ara tatiller olacak ve fırsatı kaçırılmaması gereken ara tatiller olacak. Ara tatilde okullar aynı zamanda açık olacak ve öğretmenler çalışmaya devam edecekler. Veri toplantıları yapacak, zümre toplantıları yapacaklar. Öğretmenler arasında matematik zümresi, fen zümresi ve benzeri işte mesleki gelişim çalışmaları yapacaklar. Aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişim etkinlikleri, rehberlik hocalarımız ve benzeri aynı zamanda da okulların fiziki yenilenmeleri de yapılacak. Milliyetin Bakanlığı'nın açıkladığı şeyler bunlar. Teneffüs süreleriyle çok ilgili çok güzel bir gelişme var. 10 dakikadan 15 dakikaya çıkar. Evet, alkışlıyorum ben. Gerçekten en mükemmel haber bu. İlk ve ortaokula teneffüs süreleri artık 15 dakika daha yetmez rahat. Yetmez ama evet çok güzel. 15 evet, dakika bravo, iyi. Gerçekten de. Dolayısıyla sen bakalım yorumlara yaz. Ödüllü soruda hani yorumlarının cevabını yaz. Sen nasıl buldun bu değişikleri? Hadi bakalım.